Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık girişimiyle devam eden 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye'nin bağımsızlığını, ekonomik çıkarlarını, milli onurunu, haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız. Son yıllarda terörden ekonomik manipülasyonlara bir dizi operasyona maruz kalmamızın en önemli sebebi milli menfaatlerimiz noktasında tavizsiz bir tutum takınmış olmamızdır. Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik hiçbir temelinin olmadığı, tamamen ülkemize bir saldırı mahiyeti taşıdığı muvafık muhalif herkesin ortak tespitidir. Dünyada bir Dünya Ticaret Örgütü var. Şu atılan adımlara baktığınız zaman acaba bunun Dünya Ticaret Örgütü'nün umdeleriyle yakından uzaktan bir alakası var mı? Ben yaptım oldu diyemezsin. İstediğin kadar başkan ol. Ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp ondan sonra demir çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin. Bir devamlılık söz konusudur. Ülkeler bütün hesabını bunun üzerine yapıyor. Ve buna göre adımlarını atıyor. Ondan sonra uluslar arasında güven diye bir şey kalır mı? Bir taraftan stratejik ortak olacaksın. Öbür taraftan stratejik ortağına, evet, ayaklarına kurşun sıkacaksın. Bir taraftan Afganistan'da herkes terk ederken beraber olacaksın. Somali'de beraber olacaksın. NATO'da beraber olacaksın. Ondan sonra kalkıp stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceksin. Böyle bir şey kabullenilebilir mi? Ve bunlara bizim eyvallah etmemiz mümkün değildir. Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994 kriziyle, ne 2001 kriziyle, ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur. Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Bu saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile diğer ilgili ekonomi birimlerimiz gereken adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Şu anda bizim bütün bu olaylar karşısında temkinli bir şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Kurum geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı gibi biz kur şöyle oldu, kur böyle oldu demek suretiyle battık, bittik. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir ve yerinde olmaya da evelallah devam edecektir. Döviz kurunun özellikle ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu konuda rahat olun. Ülke olarak bu süreçte serbest piyasa ekonomisinin kurallarından asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Aksi yönde çıkartılan söylentilere hiç kimse itibar etmemelidir. Sosyal medya üzerinden birçok ekonomik terör kişilikleri var. Onların yaptığı çalışmalar var. Bunlara karşı da şu anda yargımız tedbirlerini almıştır. Onların da üzerine gidiyor. SPK'sı ile üzerine gidiyoruz. Ve bunları yakaladığımız yerde de gereken cezayı, müeyyideleri bunlara da uygulayacağız. Çünkü bütün bunlar bu vatana ihanettir. Bu ihanet şebekelerine de
elini kolunu sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz. Dün de söylediğim gibi biz bu oyunu gördük ve duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ederek tavrımızı ortaya koyduk. Ülkemize yönelik operasyonları hep birlikte göğüsleyeceğiz. Devletimize atılan iftiraları hep birlikte boşa çıkaracağız. Milletimize hedef alan senaryoları hep birlikte hezimete uğratacağız. Siz büyükelçilerimizi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği enerjiyi, dinamizmi ve imkanları en iyi şekilde kullanarak bu doğrultuda seferberlik ruhuyla çalışmaya davet ediyorum. Yeni dönemde sizlerin çok daha etkin, çok daha sonuç alıcı çalışmalara imza atacağınıza inanıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in veciz ifadesiyle yurtta sulh, cihanda sulh dış politikamızın temel önceliğidir. Nasıl bal bal diyerek ağız tatlanmazsa sulh sulh diyerek de barış tesis edilemez. Barışı sağlamanın yolu her alanda aktif olmaktan, güçlü olmaktan, sözünü dinletebilir olmaktan geçiyor. Aktif bir dış politikanın en önemli icracılarının başında da siz büyükelçilerimiz geliyorsunuz. Sahada olmadan masada olunamaz. Elbette masada iyi temsil edilmeden de sahadaki kazanımlara sahip çıkılamaz. Hem sahada hem masada varlık göstermeden sulhün idamesini sağlamak hayalden öteye gitmez. Bakınız şair ne diyor? Bu mes'el ile bulur cümle düvel fevzu felah, hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah. Evet, devletlerin başarısının sırrı şayet barış istiyorlarsa daima savaşa hazır olmalarında yatır. Biz hazırız, onu da söyleyeyim. Her şeyimiz de hazırız. Türkiye ekseni tek bir bölgeye mahkum edilemeyecek kadar büyük ve önemli bir ülkedir. Bu anlayışla BRICS, Afrika Birliği, ASEAN tarzı bölgesel oluşumlarla işbirliğimizi daha da derinleştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte her alanda tempomuzu artıracak, ufkumuzu genişletecek manevra kabiliyetimizi güçlendireceğiz. 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için bırakın projelerimizden vazgeçmeyi, vitesi daha da yükselteceğiz. Bu süreçte siz büyükelçilerimize de çok önemli görevler düşecektir.